Amerika'da evsizlerin sayısı artıyor. Üniversite imamından dinler arası diyalog girişimi. Çizgi roman kahramanları Washington'da buluştu. Bunlar bu hafta gündemi oluşturan başlıklardan bazıları. Amerika'dan sağlık, bilim, ekonomi ve sanatla ilgili son gelişmeleri paylaştığımız renkli bir gündemle yine karşınızdayız. Ben Eda Dikmen. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon yeni yayınladığı raporda ordu mensupları arasında cinsel taciz olaylarındaki artışa dikkat çekiyor. Sarkıntılıktan tecavüze uzanan taciz olayları geçen yıl yaklaşık %37 oranında arttı. Aktif askeri görevlerde daha çok kadın yer alıyor. Cinsel taciz ihbarlarının sayısı da ordudaki kadın sayısıyla birlikte artıyor. Önlem alınması için yapılan çağrılar da öyle. Bu yalnızca utanç verici, yüz kızartıcı bir suç değil. Aynı zamanda askerimizi olabileceğinden daha az etkili yaptı. Yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Ayrıca bu durum ulusal güvenliğimiz için de tehlikelidir. Bazıları Amerika Deniz Kuvvetleri'nde görevliyken üst rütbeli bir asker tarafından tecavüze uğrayan Jenny McClellan'ı şimdi daha iyi anlıyor. Eğer birlikte çalıştığınız insanlara size saldırmayacakları konusunda güvenemiyorsanız, o zaman çalıştığınız bireme inancınız kalmamış demektir ve bu da ortada bölünmüş bir birlik var demektir. Kadınlar artık aktif ordu gücünün %14'ten fazlasını oluşturuyor. Bu da kadın ve erkek askerler için yakın temas halinde çalışırken profesyonelliğin korunabileceği bir ortam sağlanması konularında yeni sorunlar doğuruyor. Ordu cinsel saldırılarla mücadele etmek için yayınladığı kamu duyuruları ve eğitim programlarıyla farkındalığı artırmaya çabalıyor. Ancak bu uygulamaların sorumlularının bazı olayların faili olduğu iddiaları bu konuda sarf edilen çabaları zedeleyebilir. Zira hava kuvvetlerinde cinsel tacizi önleme ve müdahale biriminin başındaki Albay Jeffrey Kurzinski, Pentagon yakınlarında bir kadını elle taciz etmekle suçlanıyor. McClellan'ın derin kültürel bir değişime ihtiyaç olduğuna inanıyor. 12 yıl önce orduda görev yaparken erkek askerlerin kadınlarla çalışmak istememelerinin kabul edilebilir olduğunu anımsıyor. Buna izin verdiğiniz zaman cinsel saldırı ve tecavüzü teşvik eden bir kültür yaratmış oluyorsunuz. Bu duruma meydan okumalıyız. Kadınlarla çalışmak istemiyoruz demelerine izin vermemeliyiz. Eğer kadınlarla çalışmak istemiyorsan orduda da çalışamazsın. Kongre'nin yaklaşık 26 bin cinsel saldırı vakasının yaşandığı orduya yönelik daha sert cezalar uygulaması gündemde. Mağdurlar bu adımı olumlu karşılıyor. McClellan, cinsiyet odaklı olmayan bir ortam yaratmanın orduya çok daha fazla kadın asker kazandıracağına inanıyor. Selin Süer Ünlü, Amerika'nın Sesi Washington. Gündemdeki haberleri Amerika'nın Sesi'nin YouTube sayfasında yeniden izleyebileceğinizi hatırlatalım. YouTube'da VOA Türkçe diye arama yaparsanız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün sayfasına ulaşabilirsiniz. Birçok modern ilacın temeli doğal ilaçlara dayanıyor. Bazı araştırmacılar geleneksel bitki tedavilerinin tıp alanındaki ilerlemeler için çok önemli ipuçları sakladığını savunuyor. Los Angeles Ulusal Ormanı'nda keşfe çıkan bu dağcı grubun amacı Amerikalı yerlilerin bitkileri hastalıkların tedavisinde nasıl kullandığını öğrenmek. Dağcılara Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde eczacılık dersi veren Profesör James Adams liderlik ediyor. Eczacılık bilimi özünde geleneksel şifacılarla konuşup tedavide hangi bitkileri kullandıklarını öğrenip bu bitkileri laboratuvarda incelemek olan bir bilimdi. Örneğin aspirin 19. yüzyılda kullanılan salisilik asitten üretilmiş. Söğüt ve otlarda bulunan bu asit uzun süre ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılmış. Geleneksel toplumların ilaçlarını bitkilerden ürettiğini belirten Adams, Kaliforniya'daki Chumash toplumunun hangi bitkilerin hangi hastalıkları tedavi ettiği konusunda tecrübe kazandığını söylüyor. Örneğin ada çayı çok güçlü bir ağrı giderici. Sıvı merhem yapımında kullanılır. Bence hepimiz bunun nasıl kullanıldığını öğrenmeliyiz. Çünkü bu doğal merhem diğer bütün ağrı kesicilerden daha güvenli.
Adams, ada çayının sadece ağrı kesici olarak kullanılmadığını, hoş kokulu aromasının insanları rahatlattığını da söylüyor. Adams, yonca çiçeğini kızılderililerin soğuk algınlığı ve gribe karşı kullandığı şifalı otlar arasında sayıyor. Amerikalı yerlilerin cilt sorunlarına karşı da doğal bitkilerden yararlandığını belirten Adams'a göre, Kaliforniya defne ağacı da diş ağrılarına iyi gelen anestezik bir özelliğe sahip. Adams, Amerikalı yerlilerin İspanyol süngüsü adı verilen bitkiyi yemeklerde, bu bitkinin yaprak ve köklerinin sabun üretiminde, gövdesindeki liflerin de yara bezi ve giysi yapımında kullanıldığını söylüyor. Adams bazı bitkilerin zehirli olduğu konusunda da uyarıyor. Adams modern ilaçların tedavi için önemli olduğunu ancak aşırı tüketilirse zararlı olabileceklerini söylüyor. Tabii ki bir ilaca ihtiyaç varsa kullanmak gerekir. Ama en öncelikli konunun sağlığı dengelemek olduğu genelde unutuluyor. Eğer bu dengeyi sağlarsanız zaten vücudunuz kendi kendini iyileştirir. Adams, iyi beslenme ve sporun sağlıklı hayatın temeli olduğuna da dikkati çekiyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın kalbi Washington'dan canlı yayınla Türk-Amerikan ilişkileri, Amerika ve dünya gündemi, küresel ekonomi, siyasi yorumlar, tartışmalı konular. Uzman konuklarla Amerika'nın Sesinde. Ben Selin Süerünlü. Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün haberleriyle hafta içi 20.45'te Washington'dan canlı yayınla TGT Haber'de karşınızdayız. Gökkuşağı, kampüs günlüğü, motosikletli kız, yeni ekonomi. Bunlar internet sitemizde okuyucularla buluşan bloglarımızdan bazıları. Siz de her hafta ilginç konuları ele alan Amerika'nın Sesi'nin blog yazılarını kaçırmayın. Amerika'nın başkenti Washington'da evsiz kalan ailelerin dramı devam ediyor. Son verilere göre en az 1800 çocuk ve binden fazla aile evsiz. Bu sayı 2008 yılında başlayan ekonomik gerilemeden sonra %75'lik bir artışa işaret ediyor. Marcos Scales bir yıldır evsiz. Scales, Kasım ayından bu yana 4 yaşındaki kızı Seyha ile birlikte Washington'daki aile barınağında yaşıyor. Kızıma bu şartların sadece geçici olduğunu, her şeyin düzeleceğini anlatmaya çalışıyorum. Geceleri ise ağlıyorum. Bazen benimle birlikte uyumak, babasıyla yan yana olmak istiyor. Bazense duruma daha iyi uyum sağladığını görüyorum. Seyha her gün okula giderken babası da bir üniversitede psikoloji dersleri alıyor. Eski bir hastaneden dönüştürülen barınağı 286 aileye ev sahipliği yapıyor. Barınağın koridorları gün içinde neredeyse bomboş. Çocuklar okuldayken aileler ya işte ya da iş aramak için dışarıda. Ancak ısınma ve böcek istilası sorunları baş gösteren barınak son zamanlarda medyanın ilgi odağı oldu. Evsizlere konut bulmalarında yardımcı olan bir kurumda avukatlık yapan Amber Harding'e göre Washington'da 1200 ila 3000 evsiz aile yaşıyor. Harding bu ailelerin çoğu zaman güvenli bir barınak bulmak için taşınmak zorunda kaldığını söylüyor. Washington evsiz ailelere sadece hava sıcaklığı 0 derecenin altına düştüğünde barınak sağlıyor. Gece sıcaklık 0'ın üzerindeyse kent yönetiminin barınak sağlamak için yasal bir yükümlülüğü yok. O zaman da aileler geceyi otobüs terminallerinde ve parklarda geçiriyor. Charlize Baltimore 7 ay boyunca 6 çocuğunun 5'iyle birlikte yaşadığı barınaktan çıkmayı başarmış. Gelirinin sadece %30'unu kira ücretine ayırmasını sağlayan bir program sayesinde Baltimore'un artık kendi evi var. I was overwhelmed, overjoyed. Çok sevinçliydim. Eve bakmaya gelmiştik. Anahtarları elime verdiler. Çocuklarımı okuldan aldığımda bana nereye gittiğimizi sordular. Eve geldiğimizde ise bu ev kimin diye soruyorlardı. Bizim evimiz deyince çok sevindiler ve etrafta koşuşturmaya başladılar. Washington'da ucuz konut bulmak çok zor. Kent yönetimiyle görüşen bazı Washingtonlular barınakta yer bulmanın daha da zor olduğundan yakınıyor. Washington İnsani Hizmetler Müdürü David Burns, Belediye Başkanı Vincent Gray'in evsizlere hizmet için milyonlarca dolar ayırdığını belirtiyor. Evsizlerin burada kaldığı süreyi kısaltmaya çalışıyoruz. Geçen yıla oranla barınağa girenlerin sayısında azalma var. Şimdiden olumlu gelişmeler olduğunu görüyoruz. Marcus Scales, evsiz ailelerin yerleştikleri ucuz konutları kaybetmemek için eğitim almaları gerektiği görüşünde. Scales, kendi evini bulacağına dair ümidini kaybetmiyor. When you lose hope, you lose everything. Ümidinizi kaybederseniz her şeyinizi kaybedersiniz. Ümit şu an elimde olan tek şey. Her sabah kalkıp bu durumdan kurtulmaya çabalamam için bana motivasyon sağlıyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.
Gündem teknoloji haberleriyle devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Sizce 34 ülkeden 1 milyon kadını aynı odaya sığdırmak mümkün mü? Sosyal medyanın kullanıldığı sanal bir organizasyonla bu imkansız gibi görünen iddia başarıldı. Odada tek bir konuşmacı var ama sanal ortamda düzenlenen küresel bir sohbette binlerce, belki de milyonlarca kadına hitap ediyor. Sosyal medya ve video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen 2 saatlik bu sanal toplantıya Kadınlar Konuşuyor adı verilmiş. Aile, kariyer, iş yerindeki engelleri aşmak tartışılan konular arasında. Sosyal medya, sohbete katılmak isteyen 34 farklı ülkeden kadını Washington ve Amerika'nın diğer 5 kentinde buluşturmuş. Mentorship is essentially you achieving clarity from someone else who's providing you guidance and encouragement. Konuşanların hepsi kadın olsa da bazıları erkeklerin tavsiyelerine de değer verdiğini söylüyor. Hazami Barma'da Arap güçlendirme girişimini yönetiyor. Erkeklerin katılmadığı bir ortamda kadınların güçlendirilmesi üzerine konuşmak çok zor. Erkekler kadınlara yardımcı olacak kapıları açabilir. Arap dünyasından seslenen biri olarak ayaklarımın yere basmasını sağlayan erkek akıl hocalarımın beni çok güçlendiren şey olduğunu söyleyebilirim. Bu sohbet toplantısı aslında 5 yıl önce küçük bir kadın grubunun buluşması olarak başlamış. Ancak teknolojinin yayılmasıyla sohbet küresel boyuta taşınmış. Filipin doğumlu Sonia Aranza için bu buluşma zamanın değiştiğinin göstergesi. My mother is 88 years old. Annem 88 yaşında. Onun zamanında mahalle dışında böyle bir sohbet gerçekleştirmek düşünülmezdi. Ama şimdi değişik şehirlerdeki, hatta değişik ülkelerdeki insanlarla aynı anda sohbet edebiliyoruz. Bence bu çok etkileyici. Annie McDaniel sanal sohbet fikrinin yaratıcısı. Biz dünyanın bir parçasıyız ve kadınlar olarak bu dünyayı daha iyi bir hale getirmenin yolunu bulmak için bağlantı kurmalıyız. McDaniel bu kadınları birkaç ay içinde tekrar buluşturmayı ve Kadınlar Konuşuyor toplantısını yılda bir kereden fazla düzenlemeyi hedefliyor. Çağrı Tanyol, Amerika'nın Sesi, Washington. Georgetown Üniversitesi'nde bir imam, bir haham ve bir rahibin verdiği dinler arası yakınlaşma dersi, farklı inançlara sahip insanlar arasında diyaloğu amaçlıyor. Yoklamaları birçok Amerikalının İslam hakkında çok az bilgiye sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle 11 Eylül terör saldırıları ve Boston Maratonu'ndaki bombalı eylem sonrasında İslam hakkındaki yanlış inanışlar Amerikan toplumunda oldukça yaygın. Ancak Müslüman din adamları kamuoyunu İslam dini hakkında bilinçlendirmek için girişimlerde bulunuyor. Yahya Hendi 1999'dan bu yana Georgetown Üniversitesi'nde imamlık yapıyor. Georgetown tam zamanlı olarak bir Müslüman din adamı çalıştıran ilk Amerikan üniversitesi. Hendi'nin amacı herkesi İslam dini hakkında bilinçlendirmek. My work, I teach, I educate, I counsel. İşim öğretmenlik yapmak, akademik ve dini alanda rehberlik etmek. Evlilik öncesi eğitimi veriyorum. Nasıl iyi bir eş olunacağını öğretiyorum. Georgetown Üniversitesi'nde Müslümanlarla ilgili konularda sorusu olan bana geliyor. Hendi, dinler arası diyaloğun farklı kesimlerden gelen Amerikalıları aydınlattığına inanıyor. Hendi'nin bir haham ve rahiple birlikte verdiği dinler arası yakınlaşmalar dersinin amacı da farklı inançlara sahip insanlar arasında diyalog başlatmak. Very well received because our students see us in action. Ders çok seviliyor. Çünkü öğrencilerimiz bizi iş yaparken görüyor. Bu dinler arasında anlaşmazlıklar var ama birçok benzer yanlarımız da var. Öğrenciler bizi anlaşmazlıkları medeni bir şekilde ele alırken görüyor. Senin benden, benim de senden farklı olmam doğaldır. Ancak benim doğru olmam için senin yanlış olman gerekmez. Senin iyi olman için benim kötü olmam da gerekmez. İkimiz de aynı anda iyi ve doğru olabiliriz. Oh, assalamu alaikum. How are you, Saliha? Maşallah. Please sit down. İmam Hendi, Müslüman öğrencilerin de Müslüman olmayanlarla aynı ihtiyaç ve sorulara sahip olduğunu, ancak Müslümanların inançlarını başkalarına anlatırken kültürel zorluklar çektiklerini söylüyor. Hendi, İslam hakkında halkı bilinçlendirme misyonunun 11 Eylül terör saldırılarından sonra daha da önem kazandığı görüşünde. I often get asked to speak in churches, in synagogues.
Sinagoglarda, kiliselerde, üniversitelerde İslam dini hakkında konuşmalar yapıyorum. İslam'ın gerçek mesajı nedir? İslam kadınlara karşı mıdır yoksa kadınların yanında mıdır? İslam şiddete karşı mıdır yoksa İslam şiddetten yana mıdır? İslam barış dini midir yoksa savaş dini midir? İnsanlar İslam kelimesinin barış kelimesinden geldiğini duyunca çok şaşırıyor. Hendi, Georgetown Üniversitesi'ne geldiğinden bu yana Ramazan'da iftar yemekleri düzenliyor. İmam Hendi, üniversitede bir de mescit açtırmış. İmam, Cuma hutbesinde İslam dinini en iyi yönleriyle anlatıyor. Hendi, bu yılki mezuniyet töreni gibi üniversitenin birçok etkinliğinde yer alıyor. We pray for a new generation committed to tranquility around the world. İmam Hendi hem Müslümanları hem de Müslüman olmayanları İslam dini hakkında bilinçlendirmek için daha fazla ders vermeyi umuyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. İngilizce dersleri her zaman herkes için her düzeyde Amerika'nın Sesinde. Her yönüyle New York projesi, New Yorkluların poster boyutundaki resimleri, caddedeki asfaltı ve Times Meydanı'ndaki büyük bir panoyu süslüyor. Paris'te kendine sokak sanatçısı olarak isim yaptıktan sonra New York'taki Times Meydanı'nda resimler çizen Ceyar, peyzajlarıyla ilgi çekiyor. Bu genç sanatçı, Güney Afrika'dan, İsrail'den, Filistin'den insanların vesikalıklarını büyüterek sanata dönüştürüyor. New Yorkluların poster boyutunda resimleri caddedeki asfaltı ve Times Square'de büyük bir panoyu süslüyor. Burası, JR'ın dünyanın her yerinden insanları tanıtma projesinin son durağı. Her yaştan, ırktan ve geçmişten insan Broadway'e ve New York'un tiyatro bölgesine yakın bu noktada yerleri kaplıyor. Projenin ismi içiyle dışıyla New York. Fotoğraf kamyonetinde insanlar resimlerinin çekilmesini bekliyor. Bundan sonra da yüzleri büyük posterlere basılıyor. Onlar da bunu ya sokağa yapıştırıyor ya da eve götürüyor. J.R. Francis, prestijli TED yani teknoloji, eğlence ve tasarım ödülünü kazandıktan sonra kendisine verilen 100 bin dolarla bu projeyi hazırlamış ve birçok dünya şehrinde insanların dev portreleriyle kendilerini bu şekilde ifade etmelerini sağlamış. Şöyle düşündüm, her şeyi ters yüz edelim, bırakayım resmi onlar çeksin. Eğer basmayı bilmiyorlarsa ben bunu ücretsiz yaparım. Paraları olmadığından değil ama ben onların istedikleri mesajı yaymalarını istedim. Buradaki etkileşime bayılıyorum. Çünkü önemli olan resmin mükemmelliği değil, sürecin kendisi. İnsanların beklemesi, başkalarıyla konuşması, tüm sürecin anlamı bu, etkileşim. New York Belediyesi JR'a Times Square önermiş. En büyük panolardan birinin sahibi de alandaki en büyük ekranı JR'a ayırmış. JR'ın asistanı Gina Steff, projenin herkese mutlu ettiğini söylüyor. Dün bir evlilik teklifi gördük. Bir adam geldi, sırada 2,5 saat bekledi. Elinde bir pano vardı ve üzerinde "Sarah, seni seviyorum, benimle evlenir misin?" yazıyordu. Bir de evet ve hayır boşlukları vardı. Posteri aldı, bastı ve kalemi kadına verdi. O da ağlayarak evet'i işaretledi. Böylece nişanlanmış oldular. Bir yorumcuya göre JR artık bir küresel müzeci ve tüm dünya onun galerisi. Selin Söğer Ünlü, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi'nin televizyon yayınlarını internet üzerinden istediğiniz zaman izleyebilir ve günlük haber özetlerini elektronik postayla almak için kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz adres amerikanınsesi.com. TGRT Haber kanalıyla yaptığımız televizyon yayınlarını Salı'dan Cuma'ya 20.45'te izleyebilirsiniz. Pazar akşamları yayınlanan gündem programının yanı sıra hafta içi her gün 17.30'da Başkent Washington'dan yaptığımız canlı bağlantılarla Amerika'dan son gelişmeleri izlemeye devam edin. Çizgi roman, karikatür, bilim kurgu ve benzeri sanatların tanıtıldığı kongreler, Amerika'nın büyük şehirlerinde halkın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonlar haline geldi. Bu kongrelerden biri kısa süre önce Washington'da düzenlendi. İster süper kahraman, ister kötü adam olsun, sevdikleri karakterler gibi giyinmiş çizgi roman tutkunları Walter E. Washington Kongre Merkezi'nde iyi vakit geçiriyor. Bazıları çizgi roman kongresinin sunduğu düş dünyasını seviyor. Edward Nygma ve eşi Batman'in hayali şehri Gotham'dan geldiklerini söylüyor. Ziyaretçiler kongreyi ciddiye alıyor. Bir video oyunu karakterini canlandıran Dale Harvey kostümünü 4 ayda hazırlamış.
Kostümü yaratma süreci çok keyifliydi. Arkadaşlarım da yardım etti. İnsanların, özellikle de çocukların kostüme verdiği tepkiyi izlemek çok eğlenceli. Kongre yeni arkadaşlar edinme fırsatı da sunuyor. Yeni tanıştık ve hemen arkadaş olduk. Organizatörler, Washington'daki çizgi roman kongresinin 2 günde 5000'den fazla ziyaretçi çektiğini söylüyor. Ben Penrod, kongrenin koordinatörü. Bu tip kongreler artık çok popüler. Her şehirde düzenleniyor. Bu kongre her yıl San Diego ve Baltimore'da düzenlenenlere göre çok daha küçük. Penrod, süper kahramanları konu alan filmlerin çizgi roman kongrelerinin cazibesini daha da artırdığını söylüyor. Avengers'ı çizgi roman okuyanlar tanırdı. Ama Avengers filmi şimdiye kadar en çok gişe hasılatı yapan 3. film oldu ve artık bu karakterleri herkes tanıyor. Washington'daki kongrenin ana teması çizgi roman. Ama televizyon filmlerine ve video oyunlarına da yer verilmiş. Kongreye davet edilen Phil Lamar ve Ernie Hudson gibi ünlü konuklar da ziyaretçi çekmeye yardım ediyor. Ziyaretçiler ünlü çizgi roman yaratıcılarının nasıl çizim yaptıklarını da öğreniyor. Kostüm yarışması da eğlencenin bir parçası. Kostümlü karakterler arasındaki doğaçlama çekişme de izleyenleri eğlendiriyor. Organizatörler ve ziyaretçiler Washington'daki çizgi roman kongresinin de diğer şehirlerdeki kadar büyük ve yıllık bir toplantı haline geleceğini düşünüyor. Selin Süer Ünlü, Amerika'nın Sesi, Washington. Asıllı yönetmen Night Shyamalan yeni filmi After Earth'te insanların dünyayı yok ettikten sonra başka bir gezegende hayatlarını nasıl devam ettirdiklerini anlatıyor. General Cypher ve oğlu Kitai'nin uzay aracı bir görev uçuşunda dünyaya çakılır. Durumu kritik olan Cypher gemide mahsur kalmıştır. Oğlu Kitai üste mesaj yollamak için 100 kilometre yol gitmek zorundadır. We need that beacon. You understand? You are going to retrieve that beacon, or we are going to die. Kitai, hava şartlarının aşırı uçlarda olduğu, zehirli bitkiler, vahşi hayvanlarla dolu dünyada zamana karşı yarışmaya başlar. There's a river, 250 meters straight ahead. Go. Will Smith'in 13 yaşındaki oğlu Jaden Smith, Kitai'yi canlandırıyor. Jaden Smith, çevreyi kirletmeye devam ettiğimiz sürece senaryonun gerçeğe dönüşebileceğini söylüyor. Plastikten ve fosil yakıtlardan kurtulmazsak başka bir gezegene göç etmek zorunda kalabileceğimizi düşünüyorum. SpaceX mühendislerinden eski astronot Garrett Reisman, insanları toplu şekilde uzaya taşıyacak teknolojinin henüz gelişmediğini söylüyor. Önümüzdeki 10 yılda böyle bir program geliştirsek bile bu kadar çok sayıda insanı taşımamız mümkün değil. Daha önümüzde kat etmemiz gereken çok yol var. Gezegenimize iyi bakmalıyız çünkü kaynakları çok hızlı tüketirsek başımız çok büyük derde girecek. General Cypher'ı canlandıran Will Smith ise izleyicilere filmin tadını çıkarmalarını tavsiye ediyor. There's really a strong family core at the middle of this movie. Dedenizle, teyzenizle, küçük yeğenlerinizle hep birlikte gidebileceğiniz filmlere artık çok sık rastlanmıyor. Bu filmde herkes için bir şey var. After Earth, babayla oğul arasındaki ilişkiyi de irdeliyor. Jaden Smith, tıpkı Kitai'nin yaptığı gibi kendi yolunu çizmek istediğini söylüyor. I definitely feel like Kitai. Babamın gölgesinde kalmak istemiyorum. Ben sadece oyuncu olmak istiyorum. Will Smith ise oğlu Jaden'a hem oyunculuğu hem de Hollywood gibi rekabetin yüksek olduğu bir yerde nasıl ayakta kalması gerektiğini öğretmek istediğini söylüyor. Together we will survive. I do not misunderstand me. Danger is very real. But fear is a choice. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'nın Sesi'nin televizyon yayınlarını internet sitemizde istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ayrıca sitemizdeki haberlere internete açık cep telefonlarınızdan da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken amerikanınsesi.com adresine girmek.
biraz sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle Amerika'nın Sesi ekibi adına ben Eda Dikmen, hepinize mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.